Efendim Can Ozan'la birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bize Riders on the Storm söyleyeceksiniz. Need for Speed parçası. Aynen. Kendisi bolca da dinledik. Oynar mıydın Need for Speed? Need for Speed'in aynen. Hangisini oynadığımı hatırlamıyorum ama biraz dandik bir versiyonunu alabilmiştim. Onu oynuyordum. Bunun öyle bir versiyonu, yani birbirinden daha iyi olan versiyonlar mı var? Var tabii canım. Ya daha az satan versiyonları var. Daha ucuz olan. Ben onlardan almıştım. Hangisiydi ya? Hatırlamıyorum da. Aynen şey yoktu. Multiplayer yoktu. Ben, ha evet, iki kişi yarıştığımız şey. Eskiden böyle ortadan bir çizgi geçerdi bilgisayar ekranında. Aynen. Altta bir oyuncu, üstte bir oyuncu aynen takip ederdi. Lotus falan. O günlerden falan. Nerede? Çok Lotus eski falan, evet. Aynen. Gerçekten. Ben oyunun şeyine çok sinirlenirdim. McLaren en hızlı araçtı Need for Speed 2'de. Ferrari de ikinci hızlı araçtı. Fakat ben Ferrari sürmek isterdim ama her zaman kazanamıyordum bununla beraber. Ha. Bir de onunla ketchup diye bir şey vardı, bilir misin? Arkada olunca bir arkada şey olunca daha hızlı gidiyordun. Öyle aynen bir saçmalık vardı oyunda. Evet. Aynen. Başka neler oynuyorsun? Vallahi ben favorim GTA 5 aslında. Ya yani bayağı 3 kere falan bitirdim, bütün possible senaryoları bitirdim yani. Onun dışında bol bol Counter oynuyoruz şu an. Battle Royale versiyonunu mu yoksa takımlı versiyonunu mu? CS:GO oynuyoruz. Yani şey, takımlı 5v5 oynuyoruz. Bayağı da böyle haftada 3 gün falan oynuyoruz yani. Büyük dövüşler oluyor aynen yani. Büyük demişler. İlk ne oynayarak başladın oyun oynamaya? Prince of Persia. 95 falan herhalde. Neyle devam etti? Mesela ilk oynadığın FIFA ne? İlk oynadığım FIFA 2001 herhalde ya. Bayağı ilerdi. Aynen. Benim ilk 97. Peki, aynen, işte yaş haddinden herhalde. Aynen. Peki, bu aralar Counter'ın dışında, Counter mesela full multiplayer oynuyorsunuz tabii. Tabii. Onun haricinde şeylere girdin mi? İşte PUBG. PUBG'ye baktım bir. Fortnite. Aynen. PUBG benlik değil ya. Çok çok yavaş işliyor yani. Nuri Bilge Ceyhan filmleri gibi böyle. Gerçekten mi? Aslında aksiyonunu belirli bir süre bekliyorsun. Sonra evet, aksiyon hep var. Sonra aksiyon var, evet. Evet. Aynen. Ama o bekleyişi ben şey yapamıyorum. Ben direkt aksiyona girmek istiyorum. Anladım. Aslında son derece mantıklı. Peki şu anki sinematik oyun dünyası, işte Last of Us. Aynen. Last of Us oynadın. Aynen oynadım. Çok iyi. Nasıl bir şey sence bir sinema filminin içerisinde gibi bir oyun oynuyor olmak? Bir sinema filminin içerisinde. Evet, bir temel olarak aslında bir gibi oynamak. Evet, gibi oynamak. Canım, yani özdeşleşmeyi bayağı arttırıyor. Müzikleriyle ilgili neler müzikleri düşünüyorsun? Bayağı iyiydi zaten. Gustavo Santaolalla'nın müzikleriymiş. Evet, aynen o herif. Çok iyi. Yani bence çok iyi oyundu. Ben herhalde bir 3 hafta falan yoğun şekilde Last of Us oynadım. Çok da keyif aldım oyundan. Ve benim ilk deneyimim sinematik oyunlarla ilgili. Daha öncesinde sadece first person shooter ya da spor oyunları oynamayı tercih ediyorum. Şey oynamadın mı hiç? Age of falan böyle? Ha, çok ufakken strateji oynadım tabii. Red Alert 2. Bugün de Hellmash var. Red Alert 2 oynadım. Age of Empires oynadım. StarCraft oynadım çok uzun zaman. Onu bilmiyorum. StarCraft ki bence yani... Civilization oynadın mı? Civilization'da oynadım. Ama o da iyiydi. Çok uzun bir dönem değildi. Benim ya, için. Oyun 8 saat falan sürüyor ya bir oyun. O yüzden biraz zor oluyor harbiden. StarCraft'ta da öyledir. StarCraft'ta özellikle bir arkadaşınla falan oynuyorsan birbirine süre verirsin. Hmm. Mesela 2 saat kimse kimseye saldırmayacak gibi. Anladın mı? O esnada base'i kurarsın falan. Gelişiyorsun falan. Evet, o esnada. Yoksa oyun oynamak çok garip oluyor. Bir türlü istediğin şeyleri yapamadan aynen savaşmak zorunda kalıyorsun. Ben bu arada şey düşünüyorum. Ben ufakken Command & Conquer serisinin haricinde bir de Commandos diye bir oyun vardı. Commandos'u bilir misin? Biliyorum. Yani oynamadım ama Commandos 2 vardı hatta. O evet. Bayağı... Ben Commandos 1 tabii benim dünyam ama ondan sonra da böyle Commandos'u devam etmedim yani. Öyle söyleyeyim. Bir de bu aralar mesela o kadar çok oyun çıkıyor ya da hangisini oynamam gerektiğine dair o kadar fikrim yok evet ki. Hep çok birilerinden onu öğrenmeye çalışıyorum. Mesela geçen günlerde Overwatch denedim. Overwatch hangisiydi o? Overwatch bir first person shooter oyun. Hmm. Temel olarak aslında birazcık Team Fortress 2 gibi bir oyun. Biraz birbirlerine benzediklerini düşünüyorum. Ben Team Fortress 1 oynardım ufakken. Fakat Overwatch o kadar hızlı gelişiyor ki. Yani oyunu takip etmek bile çok büyük bir şey istiyor. Çaba istiyor. Hmm. Herhalde ben bayağı yaşlandım oyun oynamakla ilgili diye düşünmeye başladım. Evet, bayağı bir şey oluyor ya. Bir de menüdeki şeyler gittikçe artıyor. Ben onları takip edemiyorum. O kadar çok kontrol alanı geliyor ki oyunlara böyle. Onları da takip edemiyorum yani artık. Bu ara böyle beklediğim bir oyun var mı? Vallahi GTA 6'yı bekliyorum ama ne zaman çıkacak bilmiyorum ya. Harika. Birazcık daha müziğe dönelim. Yakınlarda performanslar var mı? Var. 28'inde
Mecidiyeköy'de artı sahne var galiba. Hı hı. Adını doğru söylüyor muyum şu an? Emin olamadım. Düzeltiriz biz alttan yazıyla. Aynen. 28. Hatta -18 olacak. O yüzden büyük katılım olur inşallah diye bekliyorum. Seyircilerin genel olarak kimlerden oluşuyor Can'cığım? Yani genel olarak tam bilmiyorum aslında. Spotify'da farklı, YouTube'da farklı. Bu arada senenin sonundayız. Senenin sonunda Spotify bir toplam stream rakamlarına dair bir veri verdi bize, ha, hepimize. Onları gördük. Ne kadar streamin var bu sene? Bu sene 7 milyon falan. Bu stream bayağı oldukça yüksek bir rakam. Ben de aslında sosyal medya hesabında paylaştığın için konuya hakim olmuştum. Hı. Çok da yüksek bir rakam. İnşallah çok daha fazlalarını yakalarsın. Beklediğin bir şey miydi bu yıl? Yani evet, beklediğim bir şeydi. Yani Spotify'ın kullanıcı sayısı devamlı artıyor. Nasıl anlamıyorum. Türkiye'de herkes Spotify alıyor yani gerçekten. Kaç kişi para veriyor bilmiyorum ama Spotify insanlarla buluşturuyor dinleyenleri ve müzik sektörünün arkasındaki motor Spotify aslında nebze. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum bugünkü tematik bölümümüze. Umarım yakın zamanlarda çokça beraber programlar yaparız. Yakın zamanlarda yeni şarkılarını dinleyecek miyiz? Evet, albüm yapmaya çalışıyoruz şu an. Zamanlama var mı? Yok. Akılda. Yok. Ne zaman ama biterse. Single'larla zaten yani albüm arası, yani single'lar sonra albüm falan zaten olacağı için. Pekala. Çok teşekkürler geldiğin için. Tadını çıkar.